Tekrardan merhaba. Bugün offset komutunu göreceğiz. Öncelikli olarak ben bir tane line çizeyim. Mesela 100'e 100 olsun. Enter dedim. Escape dedim. Komuttan çıktım. Bir tane de polyline çizeyim. Şunu baz alarak çizelim. Yukarı doğru 100 dedim. Sola doğru 100 dedim. Enter dedim. Escape dedim. Komutumu bitirdim. Öncelikli olarak bunların üzerinde bir offset komutumuzu gösterelim. O enter dediğimde benden bir distance istiyor. Yani mesafe. Mesela ben bu distance'ı 10 yapıyorum. Offset yapılacak nesneyi seçiyorum. Komutum devam ediyor. Tekrar seçiyorum, bırakıyorum. Space'e bastım. Tekrar offset'imi aktif ettim. 10 değerinde olmasını istiyorum. Tekrar enter dedim. Bu sefer buna tıkladım. Buraya getirdim. Ve bu ikisinin arasındaki farkı görebildiğiniz gibi bu polyline olduğu için direkt içeri doğru tüm şekli offset alıyor. Fakat bu line'la yapılmış olduğu için bunda teker teker kenarları offset alıyor. Peki bundan nasıl kurtuluruz? Tr enter yani trim yaparak aradaki kenarları budayabiliriz. Örneğin bir circle çizelim. Ben bu circle'a da offset vermek istiyorum. Mesela T enter dedim. Objemi seçtim. T enter dediğinizde true enter yani istediğiniz değeri sonradan giriş yapabiliyorsunuz. Mesela ben 25 birim offset vermek istiyorum bu ikisi arasına. Örneğin bir tane de rectangle çizelim. 200'e 90 olsun. Tekrar o enter diyerek offset'e giriş yapıyorum. Erase dersem ne olur? Erase source object after offsetting. Yani siz offset verdikten sonra kaynak objeniz, yani offsetini aldığınız ilk objeniz silinsin mi silinmesin mi diye soruyor. Mesela ben buna no dersem ne olur? Benden bir değer girmemi istiyor. Ben 20 değerini giriyorum. İçeri doğru 20 birim uzaklıkta offsetimi veriyorum. Örneğin line'da bir tane çizgi çektim ben. 100 birimlik bir çizgi. Şimdi ben buna offset vermek istiyorum ama mesela kaç birim gitsin yana doğru? Tamam, 20 birim gitsin. Objeyi seçeyim. Bakın, objeyi seçtikten sonra offset komutuna gelmeden önce, yani offsetimizi vermeden bir önceki adımda şu var. Multiple. Bunu seçtiğiniz zaman bu çizgiyi baz alarak 20, 20, 20, 20 diye arttırarak size birden fazla tekrar tekrar komuta giriş yapmanıza gerek kalmadan offset vermenizi sağlıyor. Sol tıka basıyorum. Bunu böyle devam ettirebiliyorum. Bu tarafa doğru da yapabilirim. İlk verdiğim default değer 20 olduğu için her bir çizginin arasına 20 birim vererek multiple bir şekilde, çoklu bir şekilde çoğaltma yapmamızı sağlıyor. Offset komutumuzu da çizimlerimizde pek çok yerde kullanacağız. Temel olarak en basit şekliyle offset komutumuz böyleydi. Zaten alıştırmalar yaparak daha fazla hakim olacaksınız bu konuya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.